Evet geldik. Başlıyoruz. Evet. Ferhat. Evet Sayın Başkan, dün yaşanan bazı olaylar vardı. Evet, dün Konya'dan İzlanda'nın Reykjavik Havalimanı'na geldik. Futbolcularımızla beraber, misafirlerimize ve biz yönetim kurulu üyeleriyle hep beraber havalimanına dün akşam 6'ya yakın civarında varmış olduk. Tabii biz burada bir misafirperverlik bekliyorduk. Gayet rahat buradan kapıdan geçip gümrük kontrolleri yapıldıktan sonra oyuncularımızla birlikte, sporcularımızla birlikte otele gelmek istiyorduk. Fakat maalesef hiç ummadığımız, bizim için de büyük sürpriz olan bir şekilde havalimanının güvenlik soruşturmasıyla ilgili bütün oyuncularımızın şahsi eşyaları inanılmaz derecede titizlikle aranarak çok büyük, uzun bir zaman kaybettik maalesef. Tabii bu hem oyuncularımız, sporcularımız tarafından hem bizler tarafından tepkiyle karşılandı. Halbuki bizim ülkemize geldiklerinde Konya'da dahi kim gelirse gelsin büyük bir misafirperverlikle karşılıyoruz. Federasyonumuzdan ilgili arkadaşlarımızı takımı karşılatmaya yolluyoruz. Gümrükte, pasaport kontrolünde herhangi bir sıkıntı olmadan istirahat edecekleri otele kadar onlara eşlik ediyorduk. Burada bunu göremedik. Sıkıntı yaşadık ve buna da tabii büyük tepki koyduk. Bırakın biz tepki koymayı, bütün Türkiye buna tepki koydu haklı olarak. Bu muameleye biz layık değildik. Böyle olmamalıydı. Ayrıca UEFA şartnamelerine göre de, UEFA'nın geleneklerine göre de bunun böyle olmaması gerekiyordu. Sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti bize hemen sahip çıktı. Spor Bakanımız, Dışişleri Bakanımız ve bu sabah da erken saatlerde Sayın Cumhurbaşkanımız bizatihi telefondan aradı ve buradaki duyduğu üzüntüyü anlattı. Gerekli tepkiyi koyacağımızı ifade etti. Hocamız olan Sayın Şenol Güneş'e ve bütün oyuncularımıza iyi niyet dileklerini iletti ve geçmiş olsun dileklerini de kendisi iletti. Biz de bunu oyuncularımıza, sporcularımıza ve teknik heyetimize bunları aktardık ve kendisi yarın gelecek olan Gençlik ve Spor Bakanımızı hemen bir gün önce, yani bugün seyahat etmeye karar verdiklerini ifade etti. Bugün Sayın Spor Bakanımız da bir heyetle birlikte, içinde milletvekilleri var, genel müdürlerimiz var ve bazı gazetelerin yazarlarıyla beraber Sayın Bakanımız tahmin ediyorum akşam 22 sularında havalimanımıza ulaşmış olacak. Biz de kendisini karşılamaya gideceğiz. Evet, Türkiye Cumhuriyeti bu işe çok büyük tepki koydu. Türk halkı, Türk milleti bu işe büyük tepki koydu. Üzüntülüyüz ama inşallah ümit ediyoruz ki bu olay sporcularımız üzerinde müspet bir etki yaratsın ve buradaki bize yapılan bu muameleyi, bize yapılan bu misafirlik kabul edemeyeceğimiz bir olayı sahada tepki koysunlar, iyi bir futbol oynayarak buradan puan veya puanlarla dönelim ve başarımızın devamının da devam ettiğini hep birlikte görelim. Sayın Servet Yardımcı da burada. UEFA nezdinde nasıl bir ses getirdi? Tabii bizim bu çok rahatsız edici. Bu karşılamayı biz, tabii ben UEFA ile görüştüm. Onlar da çok rahatsız. Onlar da çok bu konuyu araştıracaklarını söylediler. Ve tasvip etmediklerini söylediler. Biz şimdi bugün ve yarın bütün bu detaylar netleştikten sonra biz zaten detaylı geniş raporumuzu UEFA'ya göndereceğiz ve onlardan bu işin daha ileri safhalarda araştırılması, yapılmasını isteyeceğiz ve gelişmeleri bekleyeceğiz. İzlanda'nın Kaptan Emre Belezoğlu'na yapılan bir hareket var, bir saygısızlık var. Bununla alakalı bir açıklamanız olur mu? Tabii biz başta ne olduğunu anlayamadık fakat Sayın Büyükelçimiz bugün Norveç'in başkenti Oslo'dan buraya hareket etti ve geldi. Kendisiyle yukarıda görüştük. Maalesef o yapılan hareket basit bir hareket değil, bir siyasi tarafı olduğunu gördük. Sayın Büyükelçimiz bize bu konuyu anlattı. Bir ırkçılığa benzeyen bir olay ve bizim haberimiz yoktu gerçekten. İşte bunu da ve burada yaşanan bütün olayları da UEFA'ya bir rapor halinde, bir mektup halinde Sayın Servet Yardımcı'nın önderliğinde böyle bir çalışmanın içine gireceğiz. Ve burada yaşananları anlatacağız. Gerçekten çok çirkin bir olay ve büyük bir protestoyla bunu karşılamak istiyorum. Ve buradan bunun da karşılığını mutlak surette vereceğimiz de unutulmaması gerektiğine inanıyorum. Servet Bey, İzlandalı Gunnarsson, kural kuraldır. 3 yıl önce biz de Konya'da bunları yaşadık demiş. Bizim, sabah saatlerinde. Bizi zaten en
çok üzen olay bizim İzlanda Federasyonu ile çok yakın ilişkilerimiz var. Ve onlar Türkiye'de bizim oynadığımız bütün maçlarda onları çok iyi ağırladık. Zaten bizim misafirperverliğimiz zaten her zaman ön plana çıkmıştır. Tabii ki. Ve bu konuda her zaman takdirle karşılanmıştır. Çok yanlış bir bilgi, uzaktan yakından ilgisi yok. Biz onun için çok rahatsız olduk. Yani biz İzlanda'da böyle bir karşılamayı hiçbir şekilde beklemiyorduk. Ve bunun içerisinde tabii federasyon başkanı da görüştüm dün akşam. O da çok üzgün. Çok üzgün gelip bizi bugün ziyaret edeceğini söyledi. Onu dinleyeceğiz ama Konya'da böyle bir karşılama olmuş olması mümkün değil. Zaten öyle kesinlikle bir şey olamaz zaten. Yanlış. Başkanım, o meczup bulundu, sorgulandı mı İzlanda hükümet tarafından? Siz de söylediniz mutlaka arkasında bir provokasyon olduğu, bir ırkçı hareket olduğunu. Kendisiyle ilgili herhangi bir işlem yaptı mı İzlanda hükümeti? Sayın Büyükelçimiz konunun üzerinde ve takip ediyor. Yani devletler arası bir konudur bu, ben inanıyorum ve bunun tabii maalesef siyasi tarafı olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla devletimiz her türlü girişimi şu anda yapmaktadır. UEFA nezdinde de bir ceza yaptırma olması kesinlikle var bunun ama tabii bunun netice olarak UEFA yönetim kurulu veya UEFA'nın ceza kurulu bunu yapacaktır. Tabii bizim raporumuzdan sonra araştırmaları, o prosedürü başlatacaklar. Gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar arkadaşlar.